Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle şap şap şap, şöyle de böyle şap şap şap. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor kaplan geliyor tıp, kolları bağlaşıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle şap şap şap, şöyle de böyle şap şap şap. Komşu komşu tak tak tak, maymun geliyor tavşan geliyor tıp, kolları bağlaşıp. Evet çocuklar, şimdi kollarımız bağlı ve hikayemiz başlıyor. Hazırsanız hikayemize geçiyorum. Evet, hikayemizin adı Uğur Böceği Uç Uç Lucy. Uç Uç Lucy yıkılmıştı. Bir kenara atılmıştı. Kardeşleri ona "Sen bizden değilsin," diye bağırmıştı. "Hani nerede böreklerin? Uğur Böceği olamazsın. Yoksa sırtında beneğin." Uç Uç Lucy yuvasından ayrıldı. Kondu bir otun üstüne. Zarif kanatları kapandı. Tepesinde kızgın güneş, kederli gözlerle çevresine bakındı. Birden tam karşıda Kurbağa Fred sıçradı. "Aa, Kurbağa Fred," dedi Lucy. "Ay, ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o tatlı yeşil beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım." Kurbağa Fred ama Uç Uç Lucy diye vurakladı. "Sen de çok güzelsin. Öyle narin, öyle tatlı. Havada süzülüp gidersin. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende." O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy, artık vardı onun da bir beleği. Çok geçmeden bir renk cümbüşüyle geldi sonbahar. Sarıya, kırmızıya, turuncuya büründü yapraklar. Önce doğa mucizesi bir tablo gibi dallarda usul usul sallandılar. Sonra teker teker düşüp yerde dünyanın en güzel halısını dokudular. Bu manzarayı hayranlıkla seyrederken küçük Lisi çıktı karşısına bisikletiyle tur atan Tırtıl Trudy. "Tırtıl Trudy," diye haykırdı Lucy. "Ay, ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o parlak sarı beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım." Tırtıl Trudy, "Ama Uç Uç Lucy," diye yanıtladı. "Sen de çok güzelsin. O parlak kırmızı kanatlarınla. Üstelik vız diye uçup gidersin havada. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende." O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy, artık olmuştu iki beneği. Kış yaklaşıyordu. Sabahları don oluyor, toprak buzla kaplanıyordu. Sonra kar başladı. Lucy havada dans eden şirin kar tanelerini seyrediyordu. Birden sıçradı su birikintisinin içinden havaya koca balık Dudu. "Koca balık Dudu," diye seslendi Lucy. "Ay, ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o ışıl ışıl mavi beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım." Koca balık Dudu, "Ama o çocuk Lucy," dedi. "Sen de çok güzelsin. Senin de gözlerin ışıl ışıl hem de çok sevimli. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende." O kadar mutlu oldu ki küçük Lisi, artık olmuştu üç beneği. Çok geçmeden ilkbahar geldi. Çiçekler uzun uykularından uyandı. Lucy onların tatlı kokularını içine çekerek üstlerinde dolandı. Tam o sırada güzel kuş Bella ile karşılaştı. "Güzel kuş Bella," diye seslendi Lucy. "Ay, ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o göz alıcı
meleklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Meleklerimle dolanaydım. Güzel kuş Bella, ama o çocuklusu dedi. Sen de çok güzelsin. O göz alıcı gülümsemenle herkesi çok mutlu edersin. Haydi al birini. Madem imrendin meleklerime, nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy, artık olmuştu dört beneği. Küçük Lucy hayatında ilk kez gerçek bir uğur böceği gibi hissetti kendini. Yuvasına dönerken pırpır uçarak aklı hep sırtındaki dört benekteydi. Göz alıcı, güzel kuş Bella'nın üstünden uçtu. Işıl ışıl koca balık Dudu'nun üstünden geçti. Sonra tırtıl Trudy'yi gördü. Güzel, parlak bir kelebeğe dönüşmüştü. Sonra tatlı kurbağa Fred'e uğradı. Fred onu görünce sevinçten havalara zıpladı. Lucy çıktığı yolculuktan sırtında çok güzel dört benekle dönmüştü. Bir tatlı yeşil benek, bir parlak sarı benek, bir ışıl ışıl mavi benek ve bir de göz alıcı beyaz benek. Lucy birdenbire hissetti yine aradaki farklı diğer uğur böcekleriyle. Kendi benekleri rengarenk, onlarınki siyahtı. Ama diğer uğur böcekleri Lucy'yi gördüklerinde... İyi bir şeymiş. Hepsi istediler sonra onun gibi farklı olmayı. Evet, hikayemiz burada bitti çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.